Bir başka meseleye daha, ikiyüzlülük meselesine. İstakozcu hanımefendi, Şebnem Hanım'ın Türkiye'ye meclise geldiği görüntüler var Ali'nin elinde. Bir kere onu bir seyredelim. Dikkatle izleyin. Ya Türkiye'de yolsuzluk, kepazelik yapan AKP grup toplantılarında alkışlanıyor. Ben böyle bir şey hayatımda görmedim. Ya yolsuzluk yaptın, helal sana. Çaldın çırptın, helal sana. Görgüsüzlük yaptın, helal sana. Ama önce Şimşek'e ver çufçufu. Ver çufçufu. Evet, Mehmet Şimşek'in çufçufu geldi. Şimdi görelim önce Şebnem Hanım'ın meclise gelişine. Arkadaşlar, Şebnem Hanım sanki Che Guevara, Şebnem Hanım sanki deniz gezmiş, Şebnem Hanım sanki Türkiye'de anti-emperyalist mücadele vermiş falan gibi karşılanıyor. Tabii ki AKP'liler zaten bunları karşılamaz. AKP'liler Mehmet Şimşek'leri sever. AKP'liler benim gözüme bak ne var diyenleri sever. Damadı severler. Yiğit Bulut'u severler. Ve Şebnem Hanım'ı severler. İşte kepazelikte son nokta. Bir izleyelim ıstakoz Şebnem'i. Tatil yakaramış. Evet. Tatil sonrası herkes mutlu mesut toplantılarda buluşuyorlar. Dün CHP grubu vardı, bugün AK Parti grubu var. Ali, bunları şeyden alalım bundan sonra, ajanstan alalım. Çünkü bu şey değil. Yani oradaki alkışı, oradaki duyguyu alamamış oluyoruz. Yorumsuz olanları alalım ajanstan. Şimdi Şebnem Hanım geldi, güzel, bakımlı. Tatilden geldi. Çevresindeki herkes mutlu, mesut. Daha önce de bunun benzerlerini yaşamıştık. Ya insan diyor ki ulan git bir daha istakoz ya, bu arkadaşları da götür falan. İstakoza da yazık. Bu tabloya da bu kepazeliğe de zaten tanık oluyoruz. Şebnem Hanım bu noktaya gelebilmek için insanlara etmediği iftira, iktidara yapmadığı yalakalık, söylemediği söz kalmadı. Her türlü insanları itibarsızlaştırmak, efendime söyleyeyim zindana girsinler diye onlara tuzak kurmak, her türlü üçkağıtları yapmak konusunda mahir bir isimdi. Fakat ben soruyorum Recep Tayyip Erdoğan Bey'e, bir lokma bir hırka hayırdır? Yani bir lokma ıstakoz lokması, hırka da herhalde ya da bir lokma bir saat, Rolex falan vesaire olacak. Bir de Rolex vakası çıktı. Onu da bir gösterelim. Efendim, şimdi bu Rolex meselesi bayağı benim için zor bir konu. Bahadır Yenişehirli oğlu. Biraz büyütür müsün göreyim. Şimdi ben beyefendiyi tanımıyordum. Bir kitap fuarına giderken Bahadır Bey ile sohbet etmeye başladık. Ben dedi Bahadır Yenişehirli oğlu. Buyurun dedim. Hani biraz da tanımamış olmanın getirdiği bir gerilim de vardı. Ben dedi oyuncuyum. Aa, öyle mi dedim. Çok özür dilerim. Meğersem ünlüymüş kendisi. Sonra konuyu açtı. Siz dedi nereden bağlı? Ben dedim sosyalistim. Sizi izliyorum. Çok seviyorum. O zaman milletvekili değil. Fikirleriniz çok ilginç. Ben de Erdoğan'a çok yakınım. Her gün oturur görüşürüm. Sarayın içinden de yani o dostluğumuz da vardır falan. Böyle bir milletvekilliğine doğru giden yolun olduğunu o zaman görmüştük. Daha sonra işte karşılıklı nezaket çerçevesinde bir kez ya da iki kez görüştük, yazıştık. O kadar, yani bir tanışıklığım yok. Yine bir kitap fuarı olursa belki geliriz. Lakin çok beyefendi, çok ölçülü falan davranıyordu. Şimdi tabii bu Rolex meselesi 562 bin liralık olunca iş başka bir hale geliyor. Neden? Yani insan kayıracak halim yok tabii de. O günkü hani ben insanı anlıyorum diyen, o çelebi tutum içerisinde olmaya gayret eden, tevazu içerisinde memlekete yararlı olacağını söyleyen birisi, gerçekten bu kadar geliri varsa bile efendim 500 bin liralık, 600 bin liralık bir saati takmak mecliste, insanların yoksulluğunu insanların gözünün içine sokmak
görgüsüzdür. Yani bunu nasıl yaptı Bahadır Bey anlamış değilim. Gerçekten yine bu Abdülhamit döneminin Türkiye'nin parsel parsel satan Gökçek gibi onun atalarının bir uzantısı gibi oluyor. Bir saray var, sultan var, işte kapı kulları var, bizim gibi onların milletine dahil olmayan ümmet var falan filan. Türkiye gerçekten korkunç bir tablonun içinde. Bunun altını çizmek lazım. Bahadır Bey diyor ki biz bu milletin ta kendisiyiz. Ben de çok merak ediyorum açıkçası. Bu millet 500 bin liralık, 600 bin liralık saati bırakın almayı vitrinde bile görecek o mağazalara bile yaklaştırılmazlar. Bu milletin kendisisiniz. Aha, saray milletinin, saray ahalisinin, ıstakozların, zenginliğin, saltanatın. Bunların evet doğru. Kabul ediyorum. Dobie. Hiç çene durmuyor. Bunlara söylüyor. Dur Dobie bitti. Dobie bile hazmedemedi yaptıklarınızı. Dolayısıyla hani edep yahu meselesi Bahadır Bey'e hiç yakıştıramadım. Yine nezaketimi koruyayım. Ama yani ıstakozcu zaten tetikçiydi. Tetikçiliğinin karşılığını aldı. Fakat ıstakoz meselesinde yamuldu, yakalandı. İşi zor. Erdoğan onun kelliği aldı. İşte AKP hakikati bu. Dolayısıyla boykotu kime yapacakmışız? Buraya. Gelelim. Aslında çok ağır başlı bir insandır Numan Kurtulmuş. Bir lokma bir hırka meselesinde Harun gibi geldiler, Karun gibi oldular dedi. Ama sonuçta döndü, dolaştı ve AKP'li oldu. Söylediği bir şey var. Bunun üzerine biraz konuşalım. Diyor ki Numan Bey, 1933 yılı Hitler Almanya'sında bütün önde gelen Yahudi bilim adamlarını toplama kamplarına koyuyorlar. Onlarca bilim adamı kaçarak Türkiye'ye geliyor. Mustafa Kemal Atatürk Avrupa'dan gelen bilim adamlarına ülkemizin kapılarını sonuna kadar açarak Türkiye'nin bilim hayatına katkı vermelerini sağlıyor. Dünyanın dört bir tarafında Siyonist baskılar karşısında bulunan bütün bilim adamı dostlarımıza çağrı yapıyoruz. Türkiye'nin kapısı bilimle uğraşan, gayret eden bilim adamlarına açıktır. Siyonist baskıdan kaçanlar bilimsel faaliyetlerini burada sürdürebilirler diyor. Vallahi önce şunu söyleyeyim. Elbette ki bilimle uğraşan insanların önü nerede kesiliyorsa oradan bir kere bu işi çözmek lazım. Türkiye'de önemli insanlar katkı yapacaklar için. Fakat çağırdığınız yerde mesela hangi üniversiteye çağırıyorsunuz? Boğaziçi Üniversitesi'ne. Gasp edilmiş durumda. Vakıf üniversitelerini mi çağırıyorsunuz? Ticarethaneye dönmüş durumda. Mesela ODTÜ'ye mi çağırıyorsunuz? Baskıdan anasını ağlatmışsınız, bağımsızlığını ortadan kaldırmışsınız, başına atadığınız adam sizin tetikçiniz olmuş durumda. Bunları çoğaltabiliriz. YÖK'ün olduğu bir yere mi çağırıyorsunuz? O seviyede bir bilim insanı acaba dönüp de bu kepaze şeylere, ortamlara, buralara gelip de neyin bilimini yapacak mesela? Evrim yok denilen bir ülkede Diyanet İşleri Başkanlığı'nın atadıklarının psikolojik olarak çocuklara destek vereceği söylenen bir ülkede falan görev yapıyorlar. Bir bu. Senin ülkende bilim olmaz. Senin ülken zaten bilime düşman, aydına düşman. Senin ülkende bütün bunlar yok. Hamaset yalan dolan. Bu bir Sayın Kurtulmuş. İki, ya Türkiye'deki barış akademisyenleri önce bir Ali hatırlattı bana. İşe alın, insanları bırakın da hem ekmeğini kazansın hem evine ekmek götürsün hem işine dönsün hem de memlekete katkı yapsın. Uzağa gitmeye gerek yok. Siyonist baskı değil, AKP baskısından dolayı hayatını mahvettiklerinize borçlusunuz. Bunu da böyle hatırlatalım. O zaman şimdi ne yapıyoruz? Bahadır Bey'e neydi adı? Bizim istakozcuya ikisine buradan hemen bir tane ne verelim? Bence şey verelim. Veli Ağbaba verelim. Gönder. Değerli arkadaşlar, elimi değil gözlerimi sokmaya geldim. Elimi değil vücudumu Malatya'ya ayağa kaldırmak için sokmaya geldim, huzurunuza geldim. Türkiye'nin en namuslu siyasetçisi niyetini saklamıyor. Malatya'ya sokmaya geldim diyor. Dolayısıyla bize de
Rolex'lerle, stakozlarla, cebimizdeki parayı alıp götürerek. Ama milletimizden farklı değiliz. Biz bu milletin bir ferdiyiz. Biz bu millet gibiyiz. Millet biziz diyen Cumhurbaşkanı'nın tasarruf meselesi. Ama Cumhurbaşkanı'nın bakanı zaten yerel halk diyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nı da ikna etmek zorunda değil. Çünkü yerel halka dahil değil Cumhurbaşkanı, o saray. Size bir Cumhurbaşkanı konvoyu gösterelim de Türkiye'nin itibardan tasarruf etmediği ama itibarının aslında yerlerde süründüğü şu günlerin somut bir örneği olarak onu da size verelim. Buyurunuz. Arkadan da 1000 tane araba geçiyor. Geçen gün köprüde gördüm. Biz bir 15 dakika bekledik araba geçsin diye oradan. Bakın Türkiye Osmanlı'nın çöküş döneminden daha kötü durumda. Bir Türkiye artık var mı emin değilim. Rejim değişti. Sefalet feci halde. Evet belediyeler kazanıldı. İyi ki de kazanıldı ama neyi gördük? Borç bataklığından çıkılma ihtimali yok. İktidarı devraldığınızda hiç ihtimali yok. Yani Türkiye batmış, tükenmiş, sürekli borçlanan, tahsilatçıları gelen Mehmet Şimşek gibi, Kemal Derviş gibi bir ülke. Aslında artık siz bir yurttaş falan da değilsiniz. Bir kölesiniz. Ben dahil. Köleyiz. Neye köleyiz? Bu adamların hepsinin bir eli yağda, bir eli balda yaşaması için köleyiz. Niye köleyiz? Borç ödeyelim de uluslararası şirketler, dünya devleri paralarını alsınlar diye köleyiz. Ve niye köleyiz? Bu işbirliği sürsün, biz de burada sürünelim, habire dayak yiyelim diye köleyiz. Türkiye bu. Türkiye bu rezaletin içerisinde inim inim inliyor.